Ellerde, kim ellerdeyse onu esir almış oluyor. Haleluya. Öyle yani, değil mi? Pelin? <laughs> <laughs> düşün düşün, boktur işin diyor. Aynen, aynen. Aynen, aynen. 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 <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim, pardon sen doktorsun ama bu hipokrat cahil biliyor Ne konuda? Kızlara konusunda. <laughs> <laughs> Abi şimdi bunun sanatla ne alakası var can? Tık tık tık. Hocam girelim gel. Ne var diyor? Hocam siz orada replik unuttunuz, diyor. <laughs> <laughs> Çocuk duruyor Bana bakıyor böyle, böyle şey. Bana bakıyor <laughs> Ben de ona bakıyorum böyle <laughs> İsa'dan sonra da ne bileyim <laughs> <laughs> ben, <de, gülüyor> ben de abi süzülerek konuşayım <laughs> <bari. gülüyor> Merhabalar Bugün iki yabancıda Aslında yine hiç yabancısı olmadığınız Ve benim de çok sevdiğim Ve yabancısı olmadığım Ama bugün yepyeni yönlerini ve patikalarını keşfetmeyi ümit ettiğim Tamer Levent ile birlikteyiz. Çok teşekkürler bizi kabul ettiğin için buraya. Rica ederim. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Senin ben yani yıllardır çocukluğumdan beri tanıyorum evet. annem babamdan dolayı. Dolayısıyla hep senin bir hani tiyatrocu, yönetmen, oyun yazarı diye kabul <laughs> ettim. Yani herhalde 5 yaşında ya da 4 yaşındaydım tanıdığımda. Yani, evet, burada fotoğrafım bile var. <laughs> Ama ben gerçekten biyografik bir araştırma yapmamıştım ta ki bugüne kadar. Dolayısıyla birazcık geçmişe gidip şeye gitmek istiyorum. Senin babanın hakim olduğunu bilmiyordum mesela. Ha. Yani mesela bir hakim babanın böyle bir dominant, çok ezici falan bir figür müydü? Ya da işte nasıl bir adamdı? Sen iki yabancı deyince aklımdan hep şey geliyor. Onu söylemeden kurtulayım şu lafı. İki yabancı diye bir şarkı vardı Ha, Teoman Ajda söylüyordu. Ha o da mı? Ben Ajda. Teoman versiyonunu diyorum. Teoman yoktu o zaman. O <laughs> da... <yoktu. gülüyor> <laughs> Ajda o zaman Aksan da söylüyordu. İki yabancı diyordu. Herhalde bu i̇ki İtalyan Mina'dan falan Tabii, ama herhalde değil mi? eller birleşmiş iki yabancı. Sen de hatırlamıyorsun. <laughs> ben, ben de hatırlamıyorum. Teoman dedi ya. <laughs> ama yani ben, ben, de o şey... Neydi? Bak sözlerini unuttum <laughs> şimdi. Evet ben yani Teoman benim için aslında arkadaşım. O yüzden bir tek bildiğim o, o iki yabancı. Evet, evet. evet. babam öyle hakim deyince hem de arıza hakimiydi. Hakim deyince öyle otoriter, yani, dominant falan biri değildi. Aksine çok muhakeme eden birisiydi. Ve benim kişiliğimin belirlenmesinde çok rolü olduğunu düşünüyorum. Çok küçük yaşlarımda bu hakimler yaz aylarında mesela tatile gittikleri zaman... ...arıza reisi de olsa sorgu mahkemesine vekalet edebiliyordu filan mesela. Tabi ağır ceza mahkemelerinde değil ama sorgu mahkemesinde beni içeri alabiliyorlardı. Dolayısıyla kürsüde sorgu yaparken o ben de sorguyu izleyebiliyordum. Aa. Evet. Bu o da bir nevi tiyatro izlemek gibi. Tabii acayip bir şey. <laughs> bir de önde işte düşünebildiğin filmlerdeki kürsü üçlü. Eee tabii bu kürsü bu salonda daha ağır vakalar konuşulduğu zaman orada savcı da oturuyor. İşte o yukarıda hakim oturuyor. Yanda biri daha oturuyor herhalde. Önde de, kürsünün önünde de... çok seri, hızlı bir şekilde daktilo yazıyor. Bir Sabıt katibi deniyor ona. Şimdi ben mesela, babam ayrıydı. Babam... işte sorgu mahkemelerindeki halini biliyorum. Yani Ağır cezadaki görmedim, içeri almıyorlar orada. Diğerimize Bir gün adamın birisi bir arazi sorunu var. Bir kadın yan arazinin sahibi, adam da bu arazinin sahibi. Adam, içeride jandarmalar var filan. Adam konuşurken kadın onun arazisine yani giriş yaptığını ve onun haksız olduğunu filan beyan ediyor sorguda. Babam da böyle dinliyor zaten. Söyle kızım diyor. Anlatıyor. Sonra babam Zabıt kentibi o sırada yazmıyor. O dinliyor. Dinlerken böyle gözünü kapatıyor filan. Diyorsun ki uyudu mu acaba? Sonra yaz oğlum diyor. Kadını söyledikleri Matematik. tıkır tıkır hepsini yazdırıyor. Mesela ha. müthiş bir şey beni etkiledi. Hafıza. Evet. Ve onu özümsüyor yani beyninde. Ne demek istediğini anlatıyor. İkincisi... Bu adam... Konuşurken aniden bıçak çıkardı ve kadını bıçaklamaya başladı. İnanılmaz. O sırada da bastonu vardı babam böyle bir şey. Kürsünün yanına koymuş. Onu çıkardı. Jandarmalar herkes paralize olmuş. Onu çıkarttı. Adamın kafasına vurdu ve adamı tesirsiz hale getirdi. <laughs> ee, ve kadın kurtuldu. Şimdi burada kuralla kural dışılık var. Bir, o mahkeme benim girmiş olmam. İki, onun o özenle böyle kendini kapatıp konsantre olup Mesela bazı ha bir de keşiflere götürürdü beni. Yani. Bir de dağ başında keşife gidiliyor. Mesela diyelim o arazi doğru mu söylüyor? Yalan mı söylüyor? Ölçülüyor o arazi. Örte evet, metrajlar okuluyor filan. ben bilmiyorum. Hakimler öyle keşfe gittiğini tabii, tabii Gidiyor. Sorgu zamanı ama. Ee, gidiyor işte oradaki bilir kişiler geliyor. Budur, bunlar nedir falan. Dağın başında mahkeme kuruluyor yani. Zabıt katibi orada mesela bir taşın üzerine koyuyor. Daktilosunu orada yazıyor filan. <laughs> Şimdi bazı yerlere giderken gidemiyorsun. Yani eşekler, atlar filan geliyor. Onlara biniliyor. Daktilolar onların sırtına yükleniyor. Önde bir adam filan. Böyle dağın tepesine çıkıyorsun. Çok maceralı. Ve orada da mesela bir hanıma şimdi yaz oğlum dedi. Kızım sen kaç yaşındasın dedi. Kız işte bir hanım görüş belirtecek. Vallahi bilmiyorum dedi. yaz adın neydi kızım dedi. İşte Ayşe bilmem. Ayşe bilmem ki 52 yaşındaydı. Hakim Bey ne diyorsun dedi. Ben 52 yaşındayım. E kaç yaşındasın? 30 yaşı 30 yaşındayım. <gülüyor> 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 Şimdi bunlar benim için müthiş tecrübelerdi. Deneyim yani sanat deneyim demektir biliyorsun. Yani proses demektir yani. Biz sanatı mistik, anlaşılmaz böyle mucizeler İlham şey, Perileri bir Riyan şeyler fısıldıyor. O nedir bilinmez, tarif edilmez yapılır falan diyoruz ya. Diyor, tarif de ediliyor, ne olduğu da konuşuluyor. Bunda ama eşek gibi çalışılması eşek gerekiyor. gibi çalışılması gerekeşti. Ve de bunların bu tür yaşanmışlıkların insan beynindeki kayıtlarını unutmamak gerekiyor. Çünkü Bellek. bir anda oradan küçücük bir tecrübeden ya da bir anıdan Tabii. bir şey çekip böyle cımbızla onu bir karaktere şey yapabilirsin, yapıştırabilirsin. Kültür böyle oluşuyor zaten. Yani kültür dediğin şey bellektir biliyorsun yani. Ama biz belleğimizi kaybetmeyi marifet sayıp belleği kaybedince mucize gerçekleşecek zannediyoruz. Haleluya. <laughs> <laughs> evet. Ya ben gerçekten bu bellek meselesine çok taktım. Yani zaten tarih okudum ve evet, hep... evet, evet. yani mesela bu Sen çok iyisin tarihte, evet. Ama sorun şu. Şimdi bizim resmen böyle şey gibi Stockholm sendromunu evet. yaşıyoruz periyodik olarak evet. ve belli şeyleri de silmemiz ve unutmamız gerekiyor gibi evet. geliyor. Çünkü gömüyoruz ya da unutmayı tercih ediyoruz. Şimdi mesela deprem örneğinde olduğu gibi. Evet. Yani şunun şurasında iki ay ha oldu ha, yani... Artık deprem diye bir şey yok gibi. Gayet normal devam ediyoruz çünkü sürekli işte bina yıkılacak mı, şu olacak mı, bu olacak mı falan diye yaşanamayacak evet için. Tabii evet, o tabii İstanbul'da Onu gömme halının evet. altına atmak tercih ediliyor. Ya yani bellek meselesi çok önemli çünkü bir toplumu toplum yapan ve senin söylediğin gibi kültürü kültür yapan şey bellek. Ama biz sanki bunu böyle her şey halının altına atıp bilmemeyi, hatırlamamayı tercih ediyoruz. Yani bu. Travmatik toplumlardaki... Ama işte, coğrafya kaderindir'e geliyor ama değil. Tabii o öyle bir... E, ...algı yönetimine tabi tutulmuşuz diye düşünüyorum değil mi? Ve de kabul etmiş toplum bunu. yani e, Bazen şunu sorarım sana. Tam sana sorulacak bir soru esasında. Mesela... Fatih Sultan Mehmet... E, ...Rönesans öncesi son derece... Rönesans'a etkisi olduğu falan konuşulan bir padişah değil mi? Arkasından gelenler de var. Demek ki böyle bir süreç içerisinde 15-16. yüzyıl içerisinde 14'ten başlayıp gelişen bu süreçte Osmanlı hiç mi etkilenmedi bu gelişmelerden? Yani hiç mi bu kadar mı kapalıydı? Mesela Akinalı ile. Efendim, Charles John birbirlerinden etkileniyorlar. Efendim, Shakespeare Danimarka kralının oyununu yazıyor, değil mi? Efendim. Ya Piri... da Verona'yı. ya da Aha, yani Verona her yeri yazıyor. merak ediyor. Piri reis bilmem dünya haritası yapıyor. i̇bn Sina şunu diyor, ama Osmanlı'nın Rönesans'tan haberi yok. Allah Allah, ne kadar ilginç ya yani kesinlikle var. Fatih zaten en yani evet. bana göre Rönesans'a yakışan bir isim. Evet. ama yani pek çoğu bir kere İslamiyet faktörü var. Evet. Rönesans deyince o plastik sanatlar vesaire zaten günah. Evet. edebiyat ya da felsefe diyecek olursan Rönesans bir taraftan bir kesim için yani Medici ve aile onlar için çok güzel belki onların bir bıraktıklarını ya da patron olarak satın aldıklarını görüyoruz ama bir taraftan Rönesans aynı zamanda cadı avlarının başladığı... Evet. işte belli filozofların meydanlarda canlı canlı yakıldığı engizisyon mahkemelerinin gidip de işte katarları yok ettiği bir zaman yani ya onun üstüne çıkan bir şey yani bu mezalimden kurtulmak istiyor insan ben Evora diye bir yere gittim Portekiz'de yani çok e, ee, Engizisyon mahkemelerinin en önemlilerinden biri meğer oradaymış. Orada bir kilise var. Sadece insan kafalarından yapılmış. Duvarda yani tuğla olarak kuru kafalar kullanılmış. İnanılmaz. Yani, ya. Kaç binlerce insan. Tabii bunları yaşayan insanlık... Hani zaman zaman denir ya her şey bir dibe vursun bakalım da ondan sonra kavga. İşte orada vurmuş dibe. Dibin dibine vurmuş hem de yani. Onun üstüne bir Rönesans hareketi yeniden doğuş diye patlamış. Ve yani din adamları insan artık böyle yaşamaya layık değil, daha iyi nasıl yaşamalı derken sanat kavramını bulmuşlar daha iyi yaşamak için. Ya evet. zaten o humanistler değil evet, mi? İnanılmaz evet. bir şekilde hani hayat hayatın anlamı ne hep yani belki ilk filozoflar da evet, evet, evet. işte Aristo da onu evet. soruyordu İşte Eflatun da bunu soruyordu ama onlar bunu gerçekten de böyle hayata yani gündelik hayata apply etmek işte ha. ne yiyeceksin ne içeceksin bir evet. görüş yapacak mısın falan sanat kavramının çıkışı resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlık değil düşünce biçimi. Evet. O düşünce biçimi olmasaydı bu zanaatlar zanaat olarak kalırdı. Değil doğru, mi? Doğru. Yani felsefe olmadan tabii felsefe yani Leonardo Vinci de çocukluğunda gençliğinde dahi diyelim ya da sadece para kazanmak için kiliselerde ikona yapan adam yani. Ha ikona yapıyor. Yani nerede şey Mona Lisa? O kilisede yasak. Biliyorsun değil? Ya yani yani kadavra çalıyormuş, evet, yani tabii, gidip tabii. böyle hani insan anatomisini öğrenmek için evet. ya da işte hani bir rüşvet veriyor, alıyor evet. ki evet. Adeleyi vesaire evet. çalışsın evet. diye. Şimdi mesela resim, ben önce resim diyorum, sanat falan demiyorum yani resim. Çünkü resim yazı gibi bir şey, değil mi? Esasında yazı zaten. Ha. Yazının baş yazım, imgeyle bir imgeyle hikaye anlatıyor. bir hikaye anlatmak. Dolayısıyla sen bir resim yapıyorsun. Hani sözle anlatacağından onu gördüğün zaman belki o olaya resimde durumu, dram da acıklı demek değil, durum demek biliyorsun. E, durumu resimde bir anda görmüş oluyorsun değil mi? O zaman çok şey anlamış oluyorsun. Ha bunun anlamasını istemedi belki değil mi yaşam? Böyle de o zamanki din. Ama onun için ikona yapıldı. Hep yani e, İsa resmedildi, yaşam resmedildi, dinin kuralları resmedildi. Fakat daha sonra, Rönesans'tan sonra resim çok hayatın içine girdi. Rafael'in Biz... falan şeylerini düşün. Yani o da mesela Meryem Ana yapıyor ya da tabii, yani tabii. bildiğin hani hikayeleri. Çünkü okuma yazması evet. olan olmayan bir toplum nasıl anlayacak o hikayeleri? Evet. Gördüğü anda o İncil'deki tabii. bölümü anlıyor. Evet. Ama gündelik hayatı da katmaya başlıyorlar. Evet. Yani Hristiyanlık ortaya çıktığında, İsa ortaya çıktığında İsa herhalde bir gün resimin gelişeceğini ve kendi resminin yapılacağını bilip de resim yasaktır mı dedi. Demedi. Aksine bilseydi daha yapın derdi belki de değil mi? Propaganda. <laughs> tabii, zaten şey döneminde biliyorsun Rönesans döneminde... ...arabalı tiyatrolar yapılıyor. Arabalı tiyatroların bir tanesinde İsa resmi figürü... E, ...canlandırılıyor ve... ...halk gelip İsa ayağa kalk diyor. Aa, ben bunu hikaye yani, hiç bilmiyorum. Tabii, İtalya'da çünkü, mı? Evet. Ha, bütün Avrupa'da, İtalya tabii başlangıçta. Çünkü yani İsa eğer ayağa kalkarsa bu saçmalıkların hiçbirisini kabul etmeyeceğini düşünüyor insanlar. Ya. Değil mi? Bilmiyordum onu çok evet. Biraz İsa'dan sana dönebilir miyiz? <laughs> ben daha <de, gülüyor> <laughs> bir süzülerek konuşayım bari. <laughs> ya biraz İzmir'deki çocukluğunu anlatabilir misin? Herhalde ha. çok güzel bir çocukluk çok. olsa Çoğal. gerek değil mi? Valla ben çok bu konuda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Yani çok bu şanslı olmaktan ötürü de kendimi mutlu hissediyorum. Bu tesadüfler, bütün bunları yaratan her şeye, aileme de çok teşekkür ediyorum herhalde. Çünkü İzmir e, muhteşem bir yerdi çocukluk geçirmek için. Arkadaşlıklar o kadar sağlam. Hala duruyor mu arkadaşlıklar? Tabii birçoğu duruyor. Çocuksu hayatımızı çok iyi yaşadığımız bir kent. Yani bütün bütün saflığı, bütün saflığıyla hani akran zorbalığı diye bir şey yoktu. Şu akran zorbalığı diye bir şey çıktı değil mi? Yani eğer öyle akran zorbalığı diye bir şey olsa çocuklukta İzmir'de yani o zorbalığa uğrayan değil yanındaki arkadaşları ona tepki gösterirdi yani falan. Öyle bir, bir değil adaletli bir atosluk vardı yani. Sokaklarda falan top oynuyor muydunuz? Tabii tabii. Mesela öyle şeyler de hatırlıyorum hep. Mesela bizim e, hatırladığım bir ev, evlerden bir tanesi iki katlı bir evdi. E, ve karşımızda büyük bir tarla deniyordu. Tarla. Arazi vardı, tarla onun adı. Ama tarlanın üç bir tarafı ben yol geçiyor. En dibinde de iki tane palmiye ağacı var, dev. Ve onun yanında da bir sürü incir ağacı var. Biz o tarlada futbol oynuyorduk, güreş yapıyorduk. Efendim, yani mevsimler değişirken yabani otlar çıkıyordu o tarlanın yol kenarında. Onları yakıyorduk mesela. Ama tabii tehlikeli olmuyordu. Sonra o tarlanın etrafındaki bütün, zaten yatay mimari, dikey mimari diye bir şey yoktu. O tarlanın etrafındaki bütün evlerdeki insanlar ahbabımızdı. ve yani bütün onların bahçelerine girip çıkabiliyorduk. Çocukken meyve çalıyor muydunuz? Meyve çalmaya gerek yoktu. Evet, Gidip evet. koparıyorduk yani. On, zaten onlar kendileri ikram ediyorlardı. Sonra bir müddet sonra tarlanın bir kenarında bir inşaat söz konusu oldu. Ee, orada mesela temel kazdılar. Ama temel böyle Lego gibi bir yerdi. Biz o temelin içinde eller diyorduk ama herkesi bildiği Dekman. Eller mesela şeyden geliyorsun, keşfeden geçiyorsun oradan. Aynen karşına biri çıkıyor. Eller, kim eller derse ona esir almış oluyor filan. Böyle bir oyun var bilmiyoruz. <laughs> Tabii bunların hepsi bitti. <laughs> ya ben tam o gezi olmadan önce... Evet. ...bir hafta önce... ...çocuklar seksek oynamayı öğrenmiyor diye... ...bir evet. sivil toplum örgütü, bir arkadaşlarla... ...gezi parkında çocuklara seksek Aa, oynamayı öğrettik ki... Evet. ...yani... Aa. Ha, düşünsene Bravo. seksek en temel şeylerden bir tanesi ama çocuklar 7-24 evet. o ekranda oynadıkları için fiziksel bir şey yapmıyorlar. Yani hoplayıp zıplamıyorlar. İp atlardık bizlere sana. Birçok kavramı yanlış öğrendik. Mesela oy ne demek? Oy. Rey. Rey. Esasında düşünce demek. Öyle mi? Tabii. Oy. Evet. Aa. Oy. Etimolojik olarak Türkçe kaynağında düşünce demek. Hiç bilmiyorum. Oyun ne demek o zaman? Düşünce harekete, Düşünce, harekete. Dolayısıyla ama biz ne diyoruz? Benimle oyun oynama diyoruz, değil mi? Evet, Tekar böyle pejoratif bir şekilde. <laughs> evet. Ben de onu söylüyordum. Mesela oyunculuk kelimesinin içinde oyun var. Evet. Oyun da eğlenceli, yani çocukların çocuksu bir tarafı var. Tabii. tabii. Ya yani onu da unutuyoruz. Oyun oynayan çocuk deneyim yapıyor aslında, pratik yapıyor, değil mi? Oyun bir şey oynarken kuruyor da. Yani drama yani. Ama tabii. Dramayı da acıklı olarak bildiğimiz için onu da yerli yerine oturtamıyoruz. Değil mi? Evet. Drama deyince... Hüzünlü, he, korkunç şimdi, bir Abi şey. bunun neresi acıklı falan diyor mesela. Kardeşim acıklı demiyorum. Durum diyorum ya. Bak bu bir durum. Değil mi? Onu da anlamıyor. E şimdi hangi lisanla konuşuyoruz biz? E zaten 50 kelimeye falan evet. düşmüş vaziyette değil mi? Mesela... Aynen aynen. Aynen tabii, tabii. aynen. <gülüyor> <gülüyor> Doğrudur. Bir de öyle bir Doğrudur. Ya. Doğrudur. Evet. Doğrudur. <laughs> Çok afili bir laf yani. Değil mi? Doğrudur. Evet. Çok çok evet. ağırlığı olan. Bir... bir de şey. Diyorsun. Diyorsun. Ay o çok sinirmiş. <laughs> ee, şey, neydi başkası? Diyorum diyeceksin. Diyorum. <laughs> Yapamadım bile. O çok sahte oldu yani. Diyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir de yani var. Yani. Ben şimdi hocalık da yapıyorum ya. O mesela bir çocuk bir şey yapıyor. Bir durumu canlandırıyoruz. Drama yapıyoruz yani. Rol oynama metoduyla düşünce tevrini bir durumu canlandırıp sonra üzerine düşünce alışverişi yapıyoruz. Tabii o rolü canlandırabilmesi için önceden yazılı bir şey vermiyorum ellerine. Improviser. Ee, Improvizör tabi o zaman karşısındakini dinlemesi lazım oynayabilmesi için. Konu üretebilmesi için de dinlemesi ve düşünmesi lazım değil mi? Aynı anda birçok şey yap. Hem de rol yapması lazım. Bakıyorsun olmuyor işte. Çünkü klişeleşmiş bir takım hareketleri. Bir de rol yapıyorum diye de abartmak zorunda hissediyor kendini. Öyle yani değil mi e Pelin <laughs> falan gibi böyle bir takım konuşmalar başlıyor. Bu bonus. Bak ne kadar havalı, ne kadar çok şey yapıyorum sizin için diye. Ha Belki öyle düşünüyor yani böyle yaptıkça falan. Ondan sonra bitince diyorum ki neden öyle yaptın diyorum. Duruyor düşünüyor. Hocam efendim diyorum. Yani diyor. <laughs> ha <anladın mı? gülüyor> şimdi anladım şimdi <laughs> Şimdi anladım. Çok açıklayıcı. <laughs> Çok açıklayıcı. Yani. Ben de diyorum, nasıl yani diyor. O da diyor ki, yani hocam. Ha tamam, tamam. şimdi anladım. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada sabırlı mısın sen? Sabırlı olman tabii, gerekiyor tabii, arada, değil tabii, mi? Tabii. Sabırlı olmak güzel bir şey ama... ...sabırsız olduğum anlar var tabii yani. O, o ama onların da... Onu da kendimi yönetiyorum. Şimdi sabırsız olmalıyım diyorum. Ama bu korkunç yönetmen rolüne bürünüyor musun böyle bağırıp çağırıp da böyle. Hayır ee, ama çok açıkladığım halde bir şey. Mesela diyelim sahnede bir şey çalış, bir oyuncu orada ee, diyorsun ki mesela bir küçük bir okuma provası yapmış oluyoruz. Ben okuma provası uzun süre yapmam, çabuk. Yani bir kere metni okuyalım. Öyle mi? O kadar mı? Evet, bir kere okuyalım. Üzerinde tartışalım. Şimdi ne demek istiyor? Ne demek istiyor? Yani Sonra pratik sahnede... ondan sonra sahneye geçip o konuştuklarımız. Yani ezberci bir kafayla değil de bunları önceden konuştuğumuz zaman, işte gene süreç, süreç olarak görüyorum. Süreçte bunları konuştuğumuz zaman uygulamaya geçtiğimizde bunları uygulayacak oyuncu arkadaşım diye düşünüyorum. Değil mi? Hayır. Uygulamayınca. Sahneye çıktığımızda bundan haberi yokmuş gibi davranıyor. Diyorum ki bak bunu konuşmuştuk biz. Şimdi o adam ya da o kadın burada ne yapar? Bunu metni, teksti okurken konuşmuştuk. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum. E şimdi ne yapar bu? Valla hocam duyguya giremedim diyor. Ya kardeşim <laughs> ne duygusu ya? Duyguyu bırak şimdi. Duyguya girme zaten. Şu anda o durumu değerlendiriyor. Şu anda sen sen olsan bu durumda ne yaparsın değil mi? Onu bana anlat diyor. Sessizlik. Ha, sessizlik çünkü. Yani. Doğal bir şey yani. Evet. <laughs> o zaman da cevabı dur. Nasıl yani? Değil mi? Benim anlaşmışım. Şimdi bu düşünce biçiminin olmadığını gösteriyor. Düşünce olmadan bir şey yaratamazsın. Evet yani her mesela evet. bir karakter yaratırken Özellikle yani sen bunu zaten pirisin. Bununla ilgili Stanislavski'den tut. Yani bin tane insan kafa yorup yazı yazmıştır. Hepsinde de hani karakteri yapan ögeleri analiz ederken işte şunu yaşamış. Belki de senaryoda yazıl değil ya da oyunda piyeste yazıl değil. Şunu yaşamış. Şöyle bir geçmiş var. Bunları düşünmek zorundasın yani ki o hareket Çağ değişiyor. Haberi değişiyor hayat değil mi? Yani <laughs> mesela demin Tarladan söz ediyorduk değil mi? Şimdi o, tar o tarla yok orada. Şimdi orası... Apartmanlar dolu. Apartmanlar adası orası. Devasa apartmanlar. Demek ki değişmiş. E orası değişiyor. Sen de değişeceksin. Kendini yenileyeceksin. Ya da... Değişim karşısında... Senin ne düşündüğünü anlayacağım ben. Hiçbir şey düşünmeden yaşıyorsan... Ot da öyle yaşıyor. Ha ot gibi yaşamak güzel mi diyorsun... Kimlerini göre belki invesiz evet, yani bas diye laf vardır ya. Ha böyle şimdi mesela bir bakın şu dünyaya bir kere geldin. Baş ver yaşamana bak. Kardeşim o zaman nasıl yaşamış oluyorsun hocam Yani o bunu bunun lafları dinlediğin zaman klişeleşmiş. Ha bu lafları dinlediğin zaman ki bunlar da ben algı yönetimi olarak görüyorum, değil mi? Düşünmemek için mesela bizde atasözü var. Düşün düşün, boktur işin diyor. <laughs> evet. Yani düşünme diyor yani değil mi? Düşünürsen aybayı yersin diyor. Aslında çok merak ettim. Bundan sonra oturacağım şeyi araştıracağım. Düşünmeyle ilgili atasözlerimizi. Tabii tabii yani düşün. Eminim çoğu çok ne yani bu çok tık. önemli bir şey. Yani o bir bakıyorsun bir yüzyılın tekinde adam "düşünüyorum öyleyse varım" diyor. Sonra onun arkasından düşünceyle düşündüğün kadar varsın deniyor, değil mi? Sonra Düşünce biçimi değişiyor. Bir tanesi idealist diyoruz, bir tanesi nesnel düşünme, metalist düşünme diyor. O da diyor ki varım öyleyse düşünüyorum diyor. İnsanlar düşünme konusunda acayip kafa patlatıyor. Sen geliyorsun buraya düşün, düşün, boktur işin. <laughs> çok sinir bu şey. evet. yani Ben Bu arada Descartes'in yaptığı şey çok önemli olmakla birlikte çok kartezyen felsefenin direkt böyle 21. yüzyıldaki matematik felsefesine evet, evet. gittiği böyle hani Wittgenstein ve benzeri evet, evet. ayrıca ben artık Neler mesela onu, o mesela sağ sol kavramında bu sanki belirleyici bir faktör gibi konuşulurdu bir zamanlar sağ sol kavramı da bitiyor zaten çünkü neden eğer diyalektik düşünüyorsan bunların hepsi bir bütün ve insandan hani Heraklitos'un bir lafı var ya bana insandan gelen hiçbir şey bana yabancı değildir bu yani Sa insan bir bütünselliksel... sen bu şu anda Marksizm mesela evet. biz yapacağız. Marksizmin bir şekilde neo marksizm demek durumundayız çünkü 1848'deki Manifesto bugün ne evet. dair çok fazla bir şey söylemeyebilir ya da hani onu revize etmek dinlerde olduğu gibi felsefelerde de değişime ayak uydurması gerekiyor. Ama bu demek değil ki onu sil baştan yapacaksın. Önce, bir de yani Marx'ın sanat anlayışının e, evvel üst yapı kurumu olduğunu söylerler, söylerler değil mi? Konuşulur. Yani ne diyormuş Marx? E, evvel e, özellikle işte onun araştırmacı ve estetik konusunda yazılan kitapların içerisinden bir takım şeyler bunlar. Diyormuş ki önce karnın doyacak, işte cinsel ilişkilerini tatmin edeceksin, yaşamaya bakın ondan sonra sıra sanata gelir. Hayır. Lüks. Ha, lüks. Orada şimdi sanatı bunlar resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlıktan ibaret anladıkları için söylüyorlar. Ve onları da anlamamışlar. Yani adam niye mağara duvarına resim yapıyor onu anlamamış. O da iletişim. Tabii. Yani o da biz onu arıyor falan mesela değil mi? Ya da niye çizgi çiziyor? Niye çöpten adam yapıyor? Onları büyük hep... bir ihtimalle avlanma ritüeli diyorlar. Büyük avlanma, bütün bunları zannediyor ki bizimkiler. Adam hani ha, yedi yedi işte şeyde. karısıyla da başk yaptı, <laughs> çocukları da oldu. Ondan sonra da gitti mağara duvarına türesi. Yok öyle bir şey. Kendini ifade etmek için yapıyor bunu. O zaman demek ki sanat her şeyden önce var. Başlangıçta yani üst yapı kurumu değil, başlangıç kurumu. Bunun mesela yeniden konuşulması ve tartışılması gerekir. Klişe bir anlayışla buna bakarsak sanat kavramını yaşamımızda hep uzak bir yerde görürüz. Sen periyodik olarak hep şey yaptın değil mi? Bu tür konferanslar ya da toplantılarda sanatın anlamını tabii. sorgulayıp tabii, aslında tabii. hani... Hayır, Rönesans çünkü sanatın anlamı sayesinde Rönesans oldu. Reform da o bileşenleri bir araya getirdi. Ama yani neydi... E... Rönesans e, şeyin öncülerinin, Rönesans öncülerin çoğu filozoftu zaten. bu din adamları da vardı işlerinde ve bunlar ne diyorlardı? Bir konuda çözüm üretmeyi sanat inceliğiyle, yani Aristonun dediği iyi, güzel ve doğru ölçüsünde yapacaksan, Poetika'da yazıyor. Evet. Ha bunun karşıtı kötü, çirkin ve yanlış da. Onu da imal etmeyeceksin iyi güzel doğru yapacağım diye kötü çirkin ve yanlışı hiç görmezlikten gelemezsin ha bir gelişmeyi bir olayı iyi güzel ve doğru diye planlamak durumundaysan ki sanat bunu gerektiriyor sanat bir ölçü çünkü bunu yapabilmen için senin yedi disiplinden haberin olman gerekir diyor ki bir mesela bir oyuncu olarak ya da evet. bir yönetmen olarak da sen plastik sanatlar olsun müzik olsun Iı, hareket olsun, bale vesaire. Bunlar olmadan bütüncül olmaz. Evet. Yani biz mesela bakıyorum diyelim bir ex bir oyuncu Hollywood'da adamın bir albümü var, aynı zamanda resim yapıyor. Evet. aynı ya yani Çok yönlüler, evet. evet. pek çoğu öyle. Evet. Yani bizde bir şey yapılıyor ve hani o Ford Amerikan markajı evet. şey sadece o bir şey, o çekici vuruyorsun. <laughs> yani bir gün mesela bir oyuncular sendikası kurulması toplantıları yapıyor daha kurulmamıştı bir otelde böyle toplantı yapılıyor oyunculardan birisi söz istedi ve kalktı dedi ki ben oyuncuyum dedi ben hukuktan filan anlamam dedi onun için dedi siz bana ne yapacağımı söyleyin ben ona göre yapayım dedi ben bir dakika sen hukuktan anlamıyorsan nasıl oyuncu oluyorsun dedim ya değil mi hukuk ne demek hukuk illa adalet demek değil hukuk illa kanun demek değil Hukuk, insanların ortak bir arada yaşamasını sağlayan bir anlayış birliği demek değil mi? Senin hukuktan haberin yoksa sen nasıl rol yorumluyorsun ya? Değil mi? Hiç mi merak etmiyorsun hukuk neymiş ya? Yani? Hukuk kelimesi Türkçe'de önemli bir kelime. Ama matrak bir şekilde mesela oyuncu dediği zaman bir zaman bir tarihte hani hiçbir şeyden farkında olmayacak hiçbir şeyin haberi de hiçbir şeyin haberi olmayacak ama ona geli verecek rol gelecek öyle mi suya sabuna dokunmadan ha. evet nasıl yaptın kardeşim sen bu rolü bak güzel oynadın, nasıl öyle bilmem diyecek <laughs> bilmem dediği zaman azizler mertebesine çıkmış oluyor değil mi <laughs> bir şeyler geldi oraya böyle ha bir şeyler <laughs> geliyor demek ki bu ya yani yarın bu şey de olabilir yani Beklediğimiz kişi de olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Mesih. Mesih diye diyecektim ama dedim. Sen dedi. <laughs> Çünkü ha. ha, öbür taraftan bir bakıyorsun mi diyor. Bilmem şu diyor. Hayır diyor ben de bilmem. E kardeşim sen ama bir ilken yok. Birçok şeyi kulaktan dolma bir ezbercilikle yaşıyoruz. Anlamını bile düşünmüyoruz söylediğimiz. Değil mi? Kesinlikle. Ya, beri geri. Mesela hemen kız arkadaşıyla mesela iki tane delikanlı, ikisinin de kız arkadaşı var. Bir gün canları sıkılıyor ve diyorlar ki, abi senle oturup biraz felsefe yapsak mı? Ne konuda? <laughs> Kızlar konusunda. <laughs> Şimdi felsefe de bu. Felsefe de bundan ibaret değil mi? Şimdi ya kardeşim bir kafanı çalıştır. Yani düşünüyorum öyleyse var, varım öyleyse düşünüyorum. Bunlar zaten madem varsın düşün, düşünsün var, var, var. Düşün. Bu bence Diyalektik olarak birbirini tamamlayan yani iki şey. Bir düşün, bir anlam kurmaya çalış. Merak et. Merakla, merak konusunda da çok acayip atasözlerimiz var. Merak etme diyorsa hiçbir şey. Hep böyle şey değil mi? Evet. Kedi, meraklı kedinin başına ha, kötü şeyler gelir. Kedinin başına kötü şeyler gelir. Ya düşünme, merak etme. O zaman ne alt edeceğim ben? Öyle ot gibi yaşa diyor. Ya ne istiyorsun daha diyor. Düşünen, çünkü düşünme Tehlikeli bir şey olarak. Evet. yani okullarda da uzun bir süre biliyorsun yasaklanmıştı felsefe Hı -hı. dersi ya da işte kaldırılmıştı yasaklanmadı Ama evet. şey yapmayayım. Yani çünkü düşünen birey tehlikeli bireydir. O zaman evet sorgulamaya evet. başlar. İşte bu yani demek bir tuhaf bir şey. Yani mesela sana demin söyleyecektim yedi disiplin dedim ya sanat. Hı -hı. Yani bir konuyu sanat inceliğiyle düşünebilmek için yedi disipline 13-14 yüzyılda gerek var deniyor. Bu Umberto Eco'nun Orta Çağ'da Sanat ve Estetik evet. Anlayışı diye bir kitabı orada var. Ee, ne bunlar yedi disiplin? Şimdi bizimkilere bunu söylesen hadi canım der yani. Onlar sanat, klasik sanat diye evet. geçmiyor Çünkü içinde felsefe falan Hayır. var. burada öyle yani resim, heykel falan yok bunların içinde. Bunun içinde ne var biliyor musun? Geometri var. Ki e şey Eflatun, Platon'un evet. e akademisinin girişinde evet. geometri bilmeyenler geometri giremez. giremez. Eve matematik var. <laughs> Abi şimdi bunun sanatla ne alakası var can? <laughs> ya ya sen biliyorsun kardeş. Biz böyle lüzumsuz konuşuyoruz tabii değil mi? Lorenzans <laughs> yapmış adamlar bunu bu yolda düşünerek böyle gelmiş. 13-14. yüzyılda bu süreç başlıyor. 15. yüzyıl sonra 16. yüzyılda sonuç veriyor değil mi? Ürüne dönüşüyor. Böyle 200-300 yıl geçiyor yani bu proseste. Ve böyle düşünüyorlar. Bunu savunuyorlar. Bunu tespit etmişler. Sen bugün hala bunun o olduğunun farkında olmadan sanat denince o anlatılmaz yapılır. ve Re... Abi ben de resim yapıyordum ama şarkıcı olmayı çok istiyordu fakat kulağım müsait değilmiş gibi laflar ediyorsun diyor. <laughs> sanat deyince bunu diyor. Ha, ne diyor halbuki ona? Matematik, geometri, belagat. Yani iyi konuşmak, kendini iyi ifade etmek. Ha bu yetmiyor. Bir de gramer diyor. Kardeşim ben belki pratik bir zekam var. Gramer öğrenmeden de ben belki iyi konuşurum. Yok. Konuşamazsın. Konuşamazsın, konuşamazsın diyor. Gramer de öğreneceksin. Mantık. İşte Allah felsefe. Allah Rezalet. Bak. ki <laughs> hani, Böyle saçma şey olur mu ya? Dalga geçiliyordu değil mi Türkiye'de mantıkla? Hatırlamıyor <laughs> musunuz? Mantıkla dalga geçiliyordu. Ve dalga geçile geçile bu ders müfredattan kalktı. Ne güzel oldu. Ne kadar akıllı bir toplumuz. Bak o geri kalmış Avrupalılar hala müfredatta mantık tersini kullanıyorlar biliyoruz. <laughs> Ama biz akıllı bir toplum olduğumuz için çıkardık. Felsefeyi de çıkardık. Akıl yerine kurnazlığı evet. koyduk. Ya, ya. Yani bir kutucuk çıktı onun evet, yerine. Evet. Efendim? Ondan sonra ha, işte astronomi. O zaman astronomi çok gelişmiş. O da Mesela fizik olmuş oluyor evet, zaten. Evet fizik olmuş oluyor. Fiziğe dönüş oluyor. Bir de müzik çünkü doğanın seslerinin insanda yarattığı etkiler açısından var. Bence dramada olmalıydı çünkü dramada... hepsini barındırıyor aslında. hepsini barındırıyor içinde. Yani rol oynama metoduyla insan birbirine derdini anlatıyor. Konuşamadığı zaman, değil mi? O birçok bir çok meşhur bir hikaye işte adam ava gidiyor, avlan avdan dönüyor. Sonra nasıl avlandığını, kabile halkına oynayarak gösteriyor. Bu orada. Şey mi, sanat mı yapıyor ya? Yani? Evet ki belki bir sanat yapıyor ama... tiyatro ya da yapmak için değil, ya da rol oynuyorum bak ey millet beni seyredin demek için değil... Bak, anlatabilmek anlayın için. beni demek için yapıyor. İşte ama maalesef özellikle tiyatro dediğimiz şey uzun yıllar boyunca... hani gez, gezici evet. e, gruplar, Tabii truplar tarafından yapılan... Sefil oldu Shakespeare'in grupları hele yani. Bir, bir odada 15 kişi yatıyor, arabalarla dolaşıyorlar... Şimdi bunlar sanatçı mı? Bunlara zaman mesleğin ne kardeşim diyorsun adam oyuncuyum diyor. Evet. Şimdi bizde kime sorarsan ne mesleğin ne diyorsun bizim piyasada bizim alanda o sanatçıyım diyor. Şimdi bu da uyduruk bir konuşma biçimi değil mi ya? Sanatçı başka, oyuncu evet. başka. Yani oyuncu Hayır. kötü bir şey değil ayrıca oyuncu ama kötü onun... bir şey olur mu? Oyuncu onurdur yani. Oyuncuyum diyen bir adam var mı bana yan bakıyor bakan der yani. Değil <laughs> mi? Ben oynuyorum hadi. Ama sanatçıyım diyorsan Senden biraz kuşkulanmak lazım. Yani çünkü oyunculuğunu büyük bir şeyle böyle cesaretle dile getirmiyorsun, Sana şey diyorsun. Ben hala mesela şairim derken bile evet. böyle utana sıkıla söylüyorum. Evet. Yani Kaçinci kitabım evet. çıktı? Hayatımdaki en büyük tutkum. Evet. Ama yani insanlar. ...yüzyıllardır ne kadar uğraşmış, yani. çalışmış, neler bırakmışlar... Yani. ...dolayısıyla onu derken bile böyle... Yani. Ya ...işte ben de şiir yazıyorum Hipokrat falan değil. doktorum demiyor mesela. Yani. Şimdi alakası var diyeceksin. Demeyeceksin, sen demezsin. Mahsus söyledim zaten. <laughs> daha Dün bahsediyordum da ondan. Aa, ne diyor? Ars longa vita brevis. Sanat, Sanat uzun, uzun, hayat, hayat kısa. Kardeşim pardon sen doktorsun ama... ...değil mi... İşte. Bak şimdi bu Hipokrat cahilmiş biliyor musun? <laughs> bizimkiler akıllı çünkü bizimkiler o kendisine sanatçıyım diyor. Kendi kendine sanatçıyım diyor. Hipokrat da diyor ki bu öyle uzun bir yolculuk ki ben bir kısmını yapabilirim ama hep o yolculuk devam eder. Senin şairlik meselesinde söylediğinden geldi aklıma. Diyorsun ki hala şairim diyemiyorum. Çünkü yol alıyorsun. Hala yol alıyorsun. Hep de alacaksın. Sanat uzun, hayat kısa yani. Şairlik değil burada önemli olan. Şairliği senin istediğin ya çağın gelişmesi, yaşamın içerisindeki senin deneyimlemen, yaşamdaki varlığınla karşılaştırarak şairliği sürekli inşa ettiğin için oradaki sanat felsefesi yani artık bugün neuroscience'da beyinde sanatın Zaten merkezi olduğunu da biliyoruz, değil mi? Yani nerelerin orada aydınlandığını... Nerelerin aydınlandığını biliyoruz. O merkez seni dürtüyor. Ve sen şairim demeyi şeyli olduğun için, farkındalığın olan bir insan olduğun için... şairim demekte de hafif böyle bir tereddüt geçirebiliyorsun. O işte senin sanat felsefenden, yani bir işi sürekli geliştirerek yapma sürecini anlamış olmandan kaynaklanan bir şey. Tabii çok güzel konu konu yakşıyor ve sohbet çok güzel akıyor ama ben yine kişisel meselelere evet. girmek istiyordum. İzmir'den sonra üniversite yıllarına gelmek istiyorum. Üniversite evet. böyle herhalde insanın artık ilk defa ben oldu. Demin bahsettiğimiz evet. hani ben ben evet. kimi ve kendi keşfettiği zamanlarda. Sende nasıl oldu üniversite? Sen Ankara'ya gittin galiba değil mi? Tabii tabii. Ama işte İzmir'de işte okul bitti, lise bitti. E tabii lise çağlarımda tiyatroya başladığım için orada zaman zaman böyle... ...kırıklarım falan oluyordu Rahmetli annem de bizim kolejin sahibi de aile dostuydu. Ona bir gün benim haberim olmadan gitmiş, bunu bana yıllar sonra söylemişti. Ona, ona gitmiş ve demiş ki bu demiş Tamer'i... ...tiyatro faaliyetlerinden biraz alıkoyun demiş, o şey yapmasın demiş. Çünkü notları netice, kırılıyor. Notları kırılıyor demiş. Neticede tiyatrocu olmayacak zaten demiş. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü onlar beni... Bu ha... kaç yıl sonra söyledi sana? Bu işte... E, Tiyatrocu de... olduktan sonra söyledi. Tabii ki. tabii. tabii, tabii. <laughs> Memnun Ama hiçbir zaman bizim aile öyle yani böyle bir şey yapmadılar. Hiçbir zaman... Oyuncu oğlum. olma, kötü bir falan şey yapma. Yap. Hiçbir zaman öyle bir şey olmadı. Yani rahmetli babam da oğlum kendi karar verirsin falan diyor, derdi. Dolayısıyla e, yani önce bir... Annem hep siyasal okumamı isterdi. Çünkü o... Ailede de hariciyeciler vardı filan. O da... Belki yani erken evlenmeseydi... Harcıyeci olmak istermiş. Ama çok iyi... Böyle kostüm çizerdi filan. Tasarımları vardı. Ondan sonra o... Müthiş bir yaratıcılığı vardı. İşte babam hakim ama... Harcıyeciler ise ama... Son derece entelektüel bir insan. Dolayısıyla ben böyle... Harici, işte siyasalı kazandım netice itibari. Ön kaydımı yaptırmaya gittim. Bir de Erzurum Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı'nı kazanmıştım. <laughs> Oraya da ön kayıt yaptırdım. Çünkü askerlik meselesi var gündemde. Sonra Ankara'ya ön kayıt için geldim. Tabii Erzurum'a trenle gidişim, Erzurum'da birkaç gün kalışım. O da bir olay yani. Makeralı. Macera. Macera. Sonra Ankara'ya Ankara geldim işte siyasallar kayıt yaptırdım. Fakat benim böyle işte İzmir'deki kolejden arkadaşlarım falan da vardı o zaman orada. Birileri dediler ki sen hani İzmir'de tiyatro oynuyordun okulda. Hadi bakalım burada da konservatuvar var. Cebeci. Çünkü yakınız ya şöyle. Hadi gel oraya git sınava gir falan. Sen beni dolduruşa getirmeye şey yaptılar. Gittik. Ee, kapıdaki amcaya ben havalı bir şekilde buraya girmek sınava nasıl gir imtihan diyoruz tabii o zaman nasıl girilir filan dedim. O da bana dedi ki böyle bıyıkları böyle havaya kalk filan sakin bir adam. Tabii biz bürokrasi falan bilmediğimiz için çocukluk çağlarında orada oturan adamı konservatuvarın müdürü zannediyoruz. <laughs> <laughs> Müracaatta oturan bütün suç onda, her suçlamaya kabul etmiyorsa, e, etmiyorsa filan, her şey o yani okul adına karar veriyor filan zannediyorsun. Kafka'nın hakimleri, ha, Kafka hakimleri gibi. Kafka'nın hakimleri gibi. Ondan sonra o dedi ki sen de kaç yaşındasın dedi? Doğum tarihin kaçtı? Dedi. Söyledim hadi senin dedi 6 ay geçmiş seni almazlar dedi. Almazlar diyor tabi adama sinirlendim ben yani. Yani bir tepki tepkici yanım hep vardı yani. Bunu adil bulmadım çünkü filan. Ne demek almazlar bilmem ne filan diye tartışıyorum. Adam da hani... ben adamı müdür zannettiğim <laughs> için onu da, ona soruyorum. Adam da yapacak bir şey yok. Sonra... Artık benim de canım sıkıldı. Nasıl sonra yayın kaydımızı da yaptırdık bu üç arkadaş. Çıkıp gideceğiz. Adam arkadan seslendi dedi ki yalnız dedi... Bir tane dedi üstün yetenek imtihanı var dedi. Onu dedi bir Yıldız Hanım kazanmıştı yaşı küçük dedi sen de dedi 3 ay 5 ay geçmiş. Sen de ona girersen sen de dedi yaşın biraz büyük de olsa bile kazanırsan girersin dedi. Bu tabii ki ateşledi ha, seni. Evet. <laughs> Yok ben bir an böyle tamam filan dedim. Yani zaten kafam bozuldu buraya girmeyeceğim filan gibi. Bizim diyor girsene ulan filan diye böyle arkadaş şey işte bu şey akran <laughs> zorbalığı bu dolduruşu değil mi? Nasıl girmiyorsun? Niye girmiyorsun <laughs> filan diye. Tamam. Hadi koçum. Hadi giriyorum tamam filan. <laughs> <Gel giriyorum. gülüyor> giriş o giriş. Bu sefer ama şimdi onu girdim. Birkaç ay sonra sınav olacak hakikaten. Ben İzmir'e gittim. Şimdi bir takıldı kafam buna. İzmir Milli Kütüphanesi çok güzel bir kütüphane vardır orada. Bu kütüphaneye bir girdim. Ne kadar klasik varsa indirdim hepsini okudum. İçinden kendime sınav parçası seçtim. Ne seçtin hatırlıyor ee, musun? Mesela bunlar da tabii çok şey. Mesela Alfred de Musse seçtim. Ha. Şamdancı diye bir oyunu vardır durun. Türkiye'de hiç oynanmadı herhalde. Zaten Alfred de Musse... Yani, ...klasikler o kadar oynanmadı. Bir Cyrano falan kaldı. Fransızların ha. çok Rasinler falan... Evet yani. Rasinler falan Mollier. da oynanmadı tabii. Molière oynandı. İşte Edmond Rostand oynandı. Hı. Ondan sonra ben... Burada başrol de değil... Yani Şamdancı diye bir adam o başlıyor. Kılıbık bir adam bir eve giriyor. Bir hanım var, dul bir hanım. Varlıklı. Bu arada Şamdanları yakıp söndürüyor. Bütün görevi o. Fakat hanım buna ilgi duymaya başlıyor. Fakat bu bir türlü kendine yakıştıramıyor bunu hanımın ona ilgi duymasını. Ee, yani acaba hanım bana ilgi duyuyor mu, duymuyor mu diye pısırık bir adam. İçki içki de içmiyor falan zaten. E bir gün artık diyor gideyim ben bir yerde bir kafa çekeyim diyor oranın han meyhaneleri işte. Oraya gidiyor bir masaya oturuyor. Kendisine bir şarap söylüyor ama nasıl şarabı da nasıl içeceğini bilmiyor. Bir an öyle oturuyor. O sırada barda bir şövalye var. Kılıcı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kılıcı belinde kafasında böyle o tozlu şapkası. Üç tane de hanım. İşte biri esmer, biri sarışın, birisi... arkisinin arası. Onlara kur yapıyor, konuşuyor, işte şey ısmarlıyor falan. Orada da gariban bir adam masada tek başına oturmuş. Elinde şarap testisi böyle bakıyor buna. Bu çoğu adam gibi olamadım bir türlü falan diyor kendi kendine. Fakat şövalye de bir ara dönüyor bakıyor bunu görüyor. Bunun garibanlığına üzülüyor. Gidiyor diyor ki ya diyor sen niye orada diyor tek başına oturuyorsun? Senin derdin ne bakayım diyor. Bu diyor Mesih diyor ben diyor işte evde bir yerde çalışıyorum uşak olarak. Ama evin hanımına aşığım. O da bana sanki hiç yaban şey değilmiş gibi ama Bir türlü cesaret aşkımı söyleyeyim. Ha öyle mi? O zaman bak diyor. Ben sana şöyle söyleyeyim diyor. Ve uzun bir tiradı var şövalye. Bir tek o sahne. Ve o tiradı o çok hoşuma gitti. İşte sarışınçla şöyle yaparsın. ve rol yapmayı. Ya bir lazım. nevi Don Giovanni. Bir Don Giovanni gibi. Evet. <laughs> Ve ona belki hakikaten Dojuan'ın çıkışı gibisi görülebilir. Sarışınsa böyle yaparsın, esmerse şöyledir, aradaysa böyledir. Nasıl konuşursun, nasıl kuruyor? İşte diyor ki mesela sarışınsa diyor bir hanım diyor, ona diyor hafif patetik davranacaksın <laughs> diyor. Sanki diyor böyle parmağınla falan oynayıp bir şeye takılmış gibi konuşurken içinden konuşacaksın diyor. <laughs> 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 esmerse diyor yüreğinden ateş fışkıracak biraz diyor. Şimdi bunlar çok hoş. Bir de insan tahlili var değil mi bir anlamda? Yani öyle ya da böyle. Onu oynadım. Mesela Cüneyt Hoca tabii sağdı. Sen bunu nereden buldun şekerim demişti. <laughs> ee, onun arkasından Köşebaşı Ahmet Kutsi Tecer'in orada bir kahveci var. Onda rahmetli Yıldırım Önal oynamıştı bak <laughs> zamanında. Orada ah bir limonlu rakı olsa şimdi diye bir sahne <laughs> <laughs> Bu şövalyeden oraya geçtim yani. Sonra da amlet filan vardı işte birkaç tane çok bilindik. O ne olur ne olmaz diye bunları pek kullanmazlar diye insanlar seçmiştim. Ama kullanılabilir parçalar da yedekte olsun diye onları da seçmiştim. Bitti sınav. Ne kadar sürdü bu arada bu e, e, tiratları ve yani çünkü arada girip de şey yapıyorlar mı? Oğlum sen bunu niye böyle yaptın falan diye. Yoksa hani seni Hayır. Bırakıyorlar, Hayır, sen bırakıyorlar sen. Bırakıyorlar, oynuyorsun. İşte bir mimik söylüyorlar, bunu yapıyorsun. yani Bitti. Ben de kravatlı takım elbiseli girmiştim. ama oynarken çıkardım tabi ceketimi de, kravatımı da, kolları da sıvadım falan. Sonra ceketimi aldım, kravatımı çıkıyorum. İşte gene rahmetli Cüneyt Hoca, sen dedi işte neredesin dedi, yani nereden mezun bir, bir okul falan. İşte dedim siyasada kaydımı yaptırdım falan. Evet şekerim, hımm falan dedi. Evet, ben çıkar sevgili Can Gürzap o zaman galiba yeni gelmişti İngiltere'den. Kapının önünde tıklım tıklım yani biri çıkıyor öbürü giriyor. Biri çıkıyor çünkü her çıkara da nasıl geçti falan diye soruyorlar ya. Ee, ben de çıkı, çıkıyorum kapının önünde zaten uzun da sürmüş gibi oldu herhalde. Kapının önünde bekliyor diğer arkadaşlar. O sırada sevgili Can Gürzap koştu. para bak dedi sana sınıf atlatacaklar sakın kabul etme dedi. Ne demek? Onun da bir anlayamıyorum yani. Ne demek olduğunu anlamıyorum. Evet. Bir de o kadar kafam uğul diyor ki çıkıyorum dışarı falan. Tabii tabii falan demişim. <gülüyor> <gülüyor> dışarı çıktım. İşte ne yazısı geçti? İyi ee, geçti herhalde dedim. İşte Cüneyt Hoca bunu dedi, bilmiyorum. Yani canım bunu söylemesini bile unuttum. Evet. O şeyde. Sonra akşam üzeri hava kararıyor. İşte orada bir konservatuvarda bizim Cebeci'de bir pano var. Bekleniyor filan. Bütün aileler çocuklarına getiren anne babalar da var filan ama orada beklemek var ya o... Böyle insan trans hale filan geçiriyor zaten. Ya kazanırsam ya kazanamazsam filan diye. Ve dostluklar kurulmuş oluyor birkaç gün içinde. Efendim... Bir mavin karanlıkta geldi. O çırak diye şeyi açtı, camlı dolabı. Oraya onu iğneyle taktı. Kapattı ve gitti. Hurra! Herkes hücum etti tabii. Yazı... Panoda kimin ismi var diye. Şimdi garibime giden bakıyor birisi mesela. Ah oh, kazanamamışım diye sinirleniyor çekiyor gidiyor. Birisi ah oh, kazanmışım diyor herkes birbirine sarılıyor falan. Biz de birkaç kişi birkaç kişi bir kenarda böyle duruyoruz. Onlar çekilsin de biz de baba çekiyor. ama kimse diğerine bakmıyor yani. Yani... Değil mi? Şimdi bakar ki ya kardeşim sen gel. Ben Ahmetciğim ben kazanamamışım. Sen de yoksun ama listede. Öyle mi? Hadi ben filan dersin. Değil mi? Yok öyle bir şey. Şu için bir de bunu gayet normal karşılıyoruz. Sonra biraz ortalık durulunca ben dedim ulan kazanamadık herhalde. Bir de kalktık üstün yetenek sınavına, seviye sınavına girdik. Zaten kazanamadık. var orada ne Allah'tan siyasalda kaydım var filan. Ee, öyle duruyorum hani hafif biraz boşaldı orası. Yavaş yavaş böyle korka korka gideyim dedim. Çünkü eğer kazansın biri derdi diyorum kazandın tam Ersen'e. Gittim bir baktım. Bir numarayı kazanmışım. İnanılmaz. Yani ama kimse söylemiyor bu. Çünkü herhalde... o sınava girdiğim için... birincik olma nedenim o yani, şey değil. O zaman anladım Can Gürzap'ın ne demek istediğini. Yani seni Sana sınıf atlatacaklar, Atladım. sakın atlama diye. Atladın mı peki? Atlamadım, atlamadım, İhsari okudum yani. Ama herhalde benim... İhsari'de Şubat Bey Haziran'da atılma vardı. Ben o kadar habersizim ki herhalde bana atılma yoktu böyle bir sınavla girdiğim <laughs> için. Bir de parasız yatılı. Devlet burslu okul Mecbur hizmet falan. İhsari ne de demek bu arada. İhsari... Yani kalıcı olmayan öğrenci demek. Yani... E... Yatılı... Yani gece yatıyor. O yarın zaman gibi. Hayır, hayır yatılıyla hiç alakası yok. İhsari... Yarın okula kalıp, kalıp kalmayacağını... Yani o... Seni deneme... Deneme senesi o. Ha öyle mi? Tabii deneme senesi o. Yani ne, bir sene mi sürüyor? Bir sene. Yani asil öğrenci değilsin İhsari'deyken. Peki bu bir kontenjan mı? Hayır, şimdi Deneme bu... ne girenler. Mesela diyelim ki 500 kişi başvuruyor. 15 kişi kazanıyor sınavı değil mi? O 15 kişi e, acaba doğru karar verildi mi verilmedi mi çalışmasına bakılıyor. Mesela Hı. Şubat ayında... Hepsi mi? Hepsi. Yani İhsari sınıfındakiler hepsi. Hı. İhsari'yi geçince asil öğrenci oluyorsun. Diyelim ki sezon başında başladın işte Eylül'de okul başladı. Şubat'ta sınava giriyorsun. Sınavda başarılı olamazsan atılıyorsun. Ee, her an tetikte olman her an tetikte lazım. Olman. Bu iyi bir şey. Şubattan sonra Haziran'a kadar kalmışsan, atılmamış kalmışsan Haziran'a kadar devam ediyorsun. Haziran'da gene sınava giriyorsun. Orada da kazanırsan... Birinci sınıfa geçiyorsun. Birinci sınıf yani. Bu birinci sınıf değil. Bu hazırlık sınıfı. Hazırlık deniyor buna. Bire geçiyorsun. Ondan sonra okulun asil öğrencisi oluyorsun. İşte konservatuvar o zaman beş yıldı. Yani isteyen üç yıl okuyordu. Orta mezun oluyordu. İki yıl daha okursan yüksek okumuş oluyordun. Yüksek mezun okuyordun. Ben beş yıl okudum. Ama ortadan mezun olup yükseğe girebilmek için de sınava giriyordum. Okul içinde. Evet işte konservatuar böyle bir maceraydı. O arada da sürekli kendi aranızda şu oyunu yapsak bu oyunu yapsak diye eminim. Öyle heyecanla tabii, tabii. oyun buldukça birbirimize... Tabii grup çalışmaları yapıyorduk. Birbirimizin parçalarına bakıyorduk. Ama o zamanlar şey vardı. Mesela ben o zaman da şeydim hep. Yani araştırmacıydım. Mesela İhsari Şubat'tan sonra mesela bana atılma yokmuş yani. Seviye sınavıyla çünkü çelişki. Bakanlar Kurulu kararıyla giriyorsun. O zaman yani jüri senin okula alınmanı istediği için Bakanlar Kurulu'na yazıyor. Çünkü yönetmelikte işte 21 yaşın 6 ay geçmiş olduğunu belirtilerek Bakanlar Kurulu'nun karar vermesi gerekiyor. Ve Bakanlar Kurulu karar verirse sen okula giriyorsun. E o zaman bu sen bu kadar muzahmetle zahmetle bu adama Şubat'ta atarsan çelişki var demektir diyor. Bak, bana yokmuş be! ama ben aynen herkes gibi Şubat'ta ki şimdi heyecanlar Haziran'da aynı heyecanı yaşayarak çalıştım. Evet, seçtiğim parçalar oynadım filan ama biz sonra drama olayını keşfettim işte yaratıcı oyunculuk filan. Onları çalışmak için sınıfta böyle kendimize gruplar kurmayı kuruyorduk. Birlikte deneysel çalışmalar yapıyorduk. Şubat tatilinde, İhsan'ın Şubat tatilinde Kadıköy'de tam iskelenin karşısında şey vardı. Milli Eğitim Bakanlığı kitabı vardı. Ben de bu Milli Eğitim Bakanlığı klasikleri topluyordum haberi. Ben hala topluyorum Hala, ya. hala evet. üstüne çıkamadılar. Evet, yani evet. o zaman Hasan Ali Yücel'in evet. yaptığı çeviriler... Evet. Yok yani tabi, ona, bir Talat Alman bir o yani başka tabi, kaç tabi, tane var? Talat Bey de çok iyi yapalım. Şu oraya gittim. Dedim ki var mı işte mesela Kral Lir var mı dedim. En tepeye kaldırmışlar. Bir de orada işte en tepe vardı ve merdiven vardı. Dedi en tepeye çık bak dedi. Benim için harika bir şey bu imkan. Hemen o merdiven kaydırarak çektim. Rut çıktım en tepeye. Evet bir hafta dolusu. Yani aşağıda satılmıyor diye yukarıya koymuşlar onları. Allah neleri buldum. Skapel'in dolapları, bilmem Kral Lear, Shakespeare'in diğer bende olmayan oyunları filan bir yaz dönümü gecesi rüyası filan belki bilmiyorum. Yani bir sürü ben oyun. Oğluma pak diyorum bu arada. Ha, pak mı diyorsun? Beni diyor, evet, tamam. pak. Hala pak aşağı pak yukarı. Ya, e, tamam o zaman o da hakkını versin ona. Veriyor veriyor. veriyor. <laughs> bir böyle küçük kuyruğu eksik ama. <laughs> Tabii o zaman o kitaplar 150 kuruş filan yani orada. Orijinal fiyatı. Sahafta olsa daha pahalı. Bir de baktım bir tane daha böyle kalınca bir kitap. Bir aktör hazırlanıyor. Stanislavski. Hiç de adamdan haberim yok. Suat Taşer çevirmiş. Suat Taşer'i biliyorum yalnız. Bir baktım 3 lira. Yani öbürleri 150 kuruş bu 3 lira. Tamam dedim. Bunu da alayım ben almışken. Nasıl bir şeydi. Aldım bir koli kitap. Aldım onları filan. Sonra İzmir'e gittim. Filan İzmir'de bunu okuyayım, bir karıştırayım bakayım dedim. Bir karıştırmaya başladım. Temrinleri okumaya başladım filan. Daha temrin mevrin bilmiyoruz o zaman. Yani ben öyle... Ben o, çok şaşırdım. Yani tiyatroda bunun ya, bilinmemesi ya da ben sonra bilinmemesi. konservatuarda stansiyonlar ki kitap okutulmuyordu. Ve ben bu kitabı hani kimse bilmiyor. Çocuğuz ya. Kimse bilmiyor ben keşfettim diye. Tatil, şubat tatili, dönüşü okula geldim. Ee, Cevher bulmuş sevgili gibi. Sevgili hocalardan birisine dedim "Hocam ben böyle bir kitap buldum." <laughs> filan Bak bu çok önemli filan. Bir sinirlendi bana hoca. "Sen oraya at dedi. At. Ne karıştırıyorsun dedi. Ceminden küçük bir defter çıkardı. "Bak," dedi benim böyle eski Türkçe yazmış öyle "Bak, burada ben her şey burada yazılıydı. Ona gerek yok." dedi. Ya inanılmaz. Yani ya, tam böyle ya tipik şey yani işte e, hoca ilah olacak her şeyi o bilecek. Başka hiçbir şey açık değil. Oysa ki hoca Maalesef. ya düşünsene mesela benim bir öğrencim bana heyecanla bir kitap getirse... ben de heyecanla onu keşfetmek isterim. Ya, yani hani biliyorsan hay Allah nereden buldun oğlum o piyar kitap hala piyasada var mı dersin. Eğer hani bu kitabı okur benim yet bir, bir yetersizliğim ortaya çıkar diye korkuyorsan en azından bir şey yaparsın değil mi? O kitabı bilmiyormuş gibi ya da kitabı reddediyormuş gibi davranmaya gerek yok. Genelde ama bu... galiba... öğrenilmiş çaresizlik bizde bu değil mi? Ve eğer sen öğrenilmiş çaresizlikle yetişmişsen... senden sonrakilere de öğrenilmiş çaresizliği empoze ediyorsun. Ve algı yönetimi yapmış oluyorsun böylece. Belki onun algı yönetimi olduğunu bilmiyorsun o sırada. Ama bu bir algı yönetimine dönüşüyor. Sonuçta da... E, kalkıyor kalkılıyor deniyor ki bu bu ülkenin insanı aptaldır. Hiçbir ülkenin insanı aptal olamaz. Aptallık zaten evet. hani hepimizde aptallık vardır. Çok iyi olduğumuz taraflar vardır. Ama e, böyle o Matrix'te mavi hap, kırmızı hap vardı evet. ya. Bilmemeyi ve evet. e, düşünmemeyi tercih edersen o aptallık işte. Evet. Ya Allah o hani bilme bilmezsen sana vahiy gelir gibi bir şey var burada değil mi? Mesela... Bir gün gelecek zümrüdü Ankara koşu benim de başıma koyar. Nasıl konulacak? Nasıl ne yapacaksın da konacak değil mi? Ama o beklenti var ya. Ama sen bir şey yapmayacaksın. Yaparsan da üçkağıtçılık yapacaksın. Peki başka bir şey yapman nasıl, ne olabilir? Yani kendi emeğinle, kendi yaratıcı düşüncenle, hatta insanlığın leine, hayata değer katarak başka bir şey yapman nasıl söz konusu olabilir? Yok. Onu sen yapamazsın. Ya özellikle ben mesela bu son bir, bir, kaç aydır mitoloji dersi veriyorum ve mitoloji dersi verirken ister istemez psikoloji ve felsefeyi de çok net evet, görüyorsun. Rüstü. Çünkü şey fark ediyorsun mesela anka kuşu dediğin için aklıma geldi. Ya pek çok mitte özellikle hani Perslerde ama Çinlerde bile var Hı. öyle bir ateşten doğan Değil kuş de. hikayesi. Hepsinde böyle benzer imgeler var birbirini çok etkilemişler. Hint Pers ve Çinler. Niye bunu söylüyorum? Sonuçta belli imgeler tekerrür ediyor. İnsanlar sürekli böyle bir mucize bekliyorlar. Öğrenilmiş tembellik aslında bu da. Bir de beyinleri olduğunu bilmiyorlar o zaman. O dönemlerde insanlar bir beyin sahibi olduklarını ve bu beynin ne kadar marifeti olduğunu bilmiyorlar. Ama beş duyunun da farkı, beş duyunun da adını koymuş değiller. Yani ne? Graham Bell'in bile bilmediği ya da e, filan söz konusu olabilir yani. Tamam mı? Ne yapıyor? Bey algı. Beş tane şey, beş duyuyla bir verileri topluyor beyin. Altıncı duyu, sarabellum, onları birleştiriyor. İşte 100 milyar nöron onları dolaştırıyor beyinde. Ama bunların bu faaliyetten hiçbirinin farkında değil o. Bir olay olduğunda beyin tabii onu algılayıp dataları toplayıp kendince yorum yaparken kalbe gönderiyor, kan dolaşıma. Ve kalp güm 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 yapıyor. Her şey kalpten geliyor zannediyor. Beynin farkında değil. Onun için kalbi beynin yerine koydu... insanların birçoğu. S. Empat o yüzden deniyor herhalde, şahı. değil mi? Evet, evet. Ve Her şey o yüzden daha hayvani de oluyor, şimdi tamamen du yani o duyuyor. Evet. O mesela öyle, öyle insanlar vardı mesela... benim de... Oyun, yani yönetmen değil de oyuncu olduğum çalışmalarda mesela bir rejisör zamanın bir rejisörü o vefat etti tabii abimiz. Bana demiş ki Tamerciğim sen buranla bakıyorsun dedi. Ben dedim ki neremle bakacağım hocam? <gülüyor> <gülüyor> buranla bak dedi. dedim. Dedim bakınca buranla bunun arasında bir şey mi oluyor yani? Ki ben de beyinle beynin bugünkü neuroscience'da öğrendiğimiz kadar marifetlerini o zaman bilmiyordum tabii. Ama sanat deyince hep bir mucize bekleniyordu. O mucize de beynin yeri yoktu. Yani. Halbuki bakarsa Da Vinci'ye ne diyor? Ben düşünmeden elime fırçayı bile almam diyor. Çünkü o yedi disiplin konusunda Da Vinci bir şey, tipik bir örnek yani. Ben sana biraz yine kişisel bir şey Hı. sormak istiyorum. Mesela Sumru'yla, Sumru Yavrucuk'la konuştuğumda evet. ezber yaparken deli gibi örgü yapar biliyorsundur. Yani evet. böyle böyle belli oyuncuların hem ezber için hem de konsantre olmak için belli ritüelleri vardır. Senin evet. de öyle bir şeyin var mı? Mesela ezber yaparken ne bileyim bir müzik dinler misin ya da yürüyüş yapar mısın? Nedir senin bu oradaki prosesin? Şimdi benim e, bu ezber yapma meselesi. Başta motomot ezber yapardım mesela ilk başlarda. Öyle yani bir virgül, bir satır, bir, bir, bir kelime falan atlamadan oynayacağım diye. Bir de onları hani böyle vahiy gelecek, yorumlamayacaksın. Çünkü bir de yorumlamaya kalktığın zaman eleştiri de alıyorsun ya büyüklerden. Bari bir nasıl diyorsa onlar önemli. O zaman ne yapıyorduk? Gidip bir tane takip ışığı yakıp onun altında böyle ah, filan diye kendini hasta ederce havaya girip göğe oynamaya çalışıyordum. O zaman motomot ezbere takılıyordum. Ama sonra durum durum meselesini anlamaya başladım. Yani dram kelimesinin durum olduğunu anlayıp tiyatronun da özü olduğunu anladığım zaman bu sefer durumu anlamaya yöneldim. Bu sahnenin background'unda ne var? Evet. Niye bu yaşanıyor? Evet, bu niye karakter yaşanıyor? niye bunu yapıyor? Bu durumun içinde diğer aktörler kim? Aktör, akt eden kişi, hareket eden kişi anlamını kullanıyorum. Diğer aktörler kim? Onlar niye var bu durumda? Onların bu durumda olması halinde ne oluyor, olmaması halinde ne oluyor? Öyle düşündüğün zaman a, durumu çözüyorsun, değil mi? Durumu çözdüğüm zaman, durumu önce kendi sözlerimle konuşuyorum mesela. Kendi sözlerini, kendi sesini duyduğun zaman o durumu, durumun ne olduğunu kendin anlattığın zaman yani. Bir nevi bir yabancılaşma oluyor. Yabancılaşma değil, aksine içine giriyorsun. Ha karakterin. Tabii. Bu sefer o durumu sen kendi cümlelerinle konuştuğun zaman, diyelim ki mesela... Ya sizi denize doğru çekerse Efendimiz yahut da denizin tepesine doğru giden bir dağın tepesine götürür, orada aklınızı başınızda alacak herhangi bir şey yaparsa filan yapmıyorsun da. Efendim, ya sizin aklınızı başınızdan alırsa ne yapacaksınız? Onun özündeki... Gibi, evet. Ya da ne bileyim yani sizin kontrolünüz dışında sizi tutup bir dağın başına götürürse ne yapacaksınız? Gibi konuşmaya başlıyorsun. Ha bunu konuştuktan sonra siz denize doğru çekerseniz, ya da denize doğru... Bunu söylemek kolaylaşıyor. Çünkü mantığını anlıyorsun, tamam? Tamam. Durumu anlıyorsun. Ha, o o zaman mesela Galile oynadığım zaman 180 sayfalık bir tekste 160 sayfa Galile konuşuyor. E, e, ne yapıyorum? Durumu anlıyorum. Neden Galile burada bu lafı söylüyor? Mesela çok ya az... Yani evet. Çok az replikli çocuklar girip çıkıyor mesela yardımcı rollerde. Mesela bir sahnede diyelim ki Vatikan'da Galile yargılanıyor. Papa var. Diğer din adamlarından hakimler falan var. Evet, bir tane de bir çocuk hakimlerden biri öyle ve Galile'nin yanında duruyor. Şimdi bakıyorum temsillerde. Galile'nin uzun tiratları var tabii. Galile tirada girdiği zaman Çok çocuk orada. Çocuk uyuklamaya başlıyor. <laughs> Tamamen durunun dışına çıkıyor. Şimdi ben de halbuki hayat da öyle mi? Bakın burada hep beraber oturuyoruz, biz konuşuyoruz. Orada o da çalışanlar var. Onlar da burayı dinliyor. Uyumak mi? üzere olabilirler. <laughs> yok dinliyor, görüyor. Şimdi, zaten uyusa da oradaki, buradaki uyuma başka bir şey anlamına gelir. Ama dinleyen anda o anın içerisinde var oluyor. Anda kalmıyor. Anda kalma lafını sevmiyorum. Anda ilerlemek lazım bence. Anda kalmak <laughs> demek ne de ya? Ondan sonra e, ama onu takip ediyor anlamı. Şimdi uyuklarsan rolün dışına çıkıyorsun. Bir de seni de çok beni de bezeyler. çok şey, evet, yani, yani anlamıyor adam filan. Ne yapıyordum ben o zaman? Mesela bir gün yaptım Çık. onu. Hayır. <laughs> son lafı değiştirdim. Tiradın son mesajı Ve efendim Sayın Papa Hazretleri durumumu arz ettim diyecek mesela değil mi? Atıyorum şimdi. Ben diyorum ki ve Sayın Papa Hazretleri konuşmam da burada bitti diyor. <laughs> Orada tabii ki... Çocuk o... hala uyuyor. Çünkü arz ettim kelimesini bekliyordu. Hı. Arz ettim demedim şimdi. Duruyor. Ben de şimdi duruyorum duruyorum. Çocuk bir müddet sonra bir sessizlik var çünkü değil mi? O sessizlik korkunç bir şeydir sana. Çocuk duruyor. Bana bakıyor böyle. böyle, böyle. Bana bakıyor. Ben de ona bakıyorum böyle. Ama ben ezber yapmadığım için korkum yok. Durumu anladığım için her lafı istediğim gibi bakış şey yap. Ben ona bakıyorum. O hani, soruyor. Arz ettim papağan tepleri diyorum. Çünkü... İkinci devamı. Sonra mesela gidiyorum odaya. bakıyor bakıyorum bu geliyor. Tık tık tık. Hocam girebilirim. Gel. Ne var diyor? Hocam siz orada replik unuttunuz değil mi diyor. <gülüyor> <gülüyor> bir de asla kendi üzerine alınmıyor yani. Mutlaka sen bir şey unutmuşsun. <gülüyor> <gülüyor> Dinlemiyor. Doğaçlamada halbuki dinlersin. Durumun içinde olursun değil mi? Dinlemeden en başta konuşmuştuk. Dinlemeden cevap veremezsin karşındakine. Aynı şey. Hayatta nasıl oluyorsa... ...sahnede de öyle olmalı. Sen lafımı söyledim, standbaya geçtim. Arz ediyorum, duyuluyor. Tekrar dirilir lafı ve söylerim diye... ...oyunculuk yapamazsın. Ondan sonra da gidip... ...ne iş yapıyorsun diye sorulduğunda... ...sanatçıyım diyemezsin. Tartışma programları aklıma geldi. Çünkü... ...herkes birbirini dinlemeden birbirine bağırıyor ya... Yani. Evet. ...yani orada... ...karşı taraf zaten artık çok net hani siyah beyaz. Onun içinde de sanat yok işte. hiçbir şey yok. Orada sadece belagat bile yok aslında. Belagat diyor. Hiçbir şey yok. Özensizlik var yani. Bir şimdi mesela Cyrano de Bergerac diye bir oyunu biliyorsun demin konuşuyorduk. Cyrano'dan. Şimdi orada Cyrano bir tiyatro oyununa gidiyor, oturuyor. Bir oyuncu çıkıyor. Aa, aa diyor oynamaya başlıyor. Cyrano oturduğu yerden diyor ki Şimdi 3'e kadar sayacağım. Ben sana bir daha sahneye çıkmayacaksın demedim mi?" diyor. Derhal o sahneyi terk et diyor. Ama Sayın Sirano diyor, önde de insanlar var. Ben oynuyorum. Terk et o sahneyi diyorum diyor. E ne yapayım ben şimdi? Bak diyor üç’e kadar sayacağım. 3 dediğimde sahneyi terk etmemiş olsan seni şişleyeceğim. Diyor. Bir diyor. Adam... Ama Sayın Sirano 2 diyor. 3 diyor adam rit kaçıyor sahneye. Bunu da önden... Yakışıklı bir şövalye kalkıyor. Bir burnu uzun ya böyle. Yakışıklı diyor, onun için diyor. Kalkıyor diyor ki, Bay Sirano diyor, sizin bunu yapmaya hakkınız yok diyor. Evet, benim hakkım var diyor, çünkü ben onu daha önce söylemiştim diyor falan. Ama diyor, insanın kendisinin burnu bu kadar biçimsiz olur da, kalkar buna diyor, böyle bir laf eder mi diyor. Bunun üzerine Sirano'nun tepesini tasa atıyor tabii. Diyor ki, bak diyor, eğer diyor olsaydı bir parça nezaketin, o lafı öyle söylemezdi diyor. Şimdi sana o laf nasıl söylenir öğreteceğim. Ama bu ballat... ...bir ballat okuyacağım diyor. Bu ballat bittiğinde de seni şişleyeceğim diyor. <gülüyor> Çek <gülüyor> kılıcını diyor. Şark çekiyorlar. Tak tak oynarken şimdi diyor ki... Mesela diyebilirdin ki diyor... Monsieur, abi de ne günleri gezilir? <gülüyor> 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 ya da diyor çak çak... ...ya da biraz olsaydı diyor... bir ...yaratıcılığın. Monsieur, kuş yuvası mı yoksa bülbül yuvası mı? Nedir bu diye sorardın diyor. Falan. Yani böyle devam ediyor. Uzun bitiyor. Şimdi... Burada ne demek istiyor Sirano? Konuş, doğru düz konuşursan. Konuşma sanatından evet. bahsediyor. Retorik. Retorikten bahsediyor. Yani yedi disiplinden bir tanesinden bahsediyor. Öbür adama ne diyor? Gösterdiğin şey hiçbir işe yaramıyor. Oynama çek git diyor. Şu adam dışarıya çıktığında belki oradan geçerken birisi ki... Bir dakika ya sen nereye gidiyorsun kardeşim? Sen beni tanımıyor musun? Yok Sen ne işe Sanatçıyım. <laughs> İşte kavram kalbe <laughs> şey, değil mi? Evet, dönüp dolaşıyoruz. Evet. Ya zaten bütün bugün bence ana konumuz bizim genel disiplinsizlik, eğitimsizlik, İlber diyor ya cehalet. Evet. Yani cahil deyip böyle artık bir şeye döndü, bir mime döndü, dalga geçiyorlar evet. ama evet. ya hepsinin altında bunların ya temel bir kendi ifade edememe, düşünmeme, bu ikisini birbirine bağlayamama hepsi bir, bir bütünün parçası. Ve bu evet. ya yani sadece eğitim sistemi değil aileden zaten geliyor insan çocuklarına evet, mesela evet. benim çocuğum kitap okuması istiyor ben mesela bazen söylüyorlar bana siz kitap okuyor musunuz diyorum yani çünkü çocuk gördüğünü yapıyor sen ona kitap oku diye dayatıp ben da bütün gün evet. takılırsa yani bu lafı da saç çok genel birim kitap oku. niye kitap okuyacağım kardeşim diyor i̇şte ne çocuk... işime yarayacak kitap okum? Bana bunu anlatsana sen değil mi? düşünmeme mesela okula git ve gittim. Ne öğrendin? matematik fizik öğrenmesin ezberledin. Çünkü onları öğrenmenin getirdiği pratiği düşünmeye uygulayabiliyor musun? Yok. Hiç olmadı. Uygulayamadım. Uygulayamadım. Tarih. Birçok insan tarih yani tarihten hiçbir şey anlamadı değil mi? Ha bir de zaten şu tarihte bu olmuştu değil evet. ki tarih. Yani büyük Tar resme bakıp ha. da ilişkiler zincirini anlamak. Evet. Yani deminden beri Rönesans'a gö evet. gönderme yapıyoruz. Rönesans'ı bütün o konjektürler o din savaşları aileler arasındaki rekabet falan Sforza'lar ve Medici'ler arasındaki bilmem ne olarak evet. anlam bilmezsen ya birdenbire 5 6 tane deha çıktı bunlar birkaç resim yaptılar evet. ve Rönesans olduğu indirgersin yani. O büyük resmi hepimiz birlikte yapıyoruz. Onu yapabilmek için farkındalık sahibi olmamız lazım değil mi? Farkındalık sahibi bana biri kalkıp da ever empresyonistler farkındalık sahibi miydi? Alıyordu, atıyordu, yapıyordu. diyemezsin. Onu atarken bile, boyayı atarken bile düşünüyor çünkü, değil mi? Yani hiçbir evet. şey rastlantısal olmuyor. Onu ya da böyle ben boyayı ...tornaylon torbalara boya doldurup atacağım diye onu düşünmesi bile bir düşünme, değil mi? Tabii. Jackson Pollock mesela. Jackson Pollock mesela. gibi. Mesela. Dolayısıyla senin büyük resmi hepimiz birlikte yapıyoruz. O zaman hepimizin belli bir farkındalık kültürünü benimsemiş olmamız lazım. İşte o da sanat zaten. Bugün mindfulness dediğimiz şey hmm. bu. Ama farkındalığın ne demek olduğunu biz henüz anlamış değiliz. Doğru. Tabii doğru. yaşam sanattır diyoruz. Sanata evet diyoruz. Yani Ama işte bunlar çok işi büyük ha. büyük cümleler evet. ama kof. O kadar yani. ama kafalarda sanat kavramı resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlık olarak anlaşılmış ki düşünme geliştirmek, mindfulness dediğimiz olayı geliştirmek gibi bir yan sanki sanat değilmiş gibi anlaşılıyor. Dolayısıyla bir hani Alzheimer nasıl olur biliyorsun. E, önemli unsurlardan bir tanesi protein kireçlenmesi oluyormuş beyinde. Dolayısıyla damarlarda protein kireçlenmesi olunca, e, ve oluyor. onca tıkanıyor. tıkanmalar oluyor ve işte andılar, ama, andılar, her şey. Amigdala, bilmem ne falan işler karışık. Biz galiba genelde bunu kullanmadığımız için öyle bir sendrom yaşıyoruz. Bir kireçlenme mesela. Sanat dediğin zaman insanların aklına otomatikman resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlık geliyor. Halbuki bak Gomriç'e adeta sanatta, şey, yani resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlıktan söz etmeden bir sanat anlatımı var değil mi? O ne? Onu orada ne anlatıyor bu adamlar? Sanat tarihini anlatmaya çalışırken evet. aslında insanın evrimini anlatıyor. İnsanın evrimini anlatıyor. Akımlar. Sadece onu yapanlar işte Degalar, ressam, Ressamlar, Degalar, De Suzanna, Veledonlar, Utrillolar falan için mi geçerliydi yani? Picasso için mi geçerliydi sadece? Yo, bütün dünyayı etkiledi bunlar. Değil mi? Bir de hani... resim falan diyoruz ama... artık resim de gittikçe felsefeye, yani konsept yolu evet. olmaya evet. doğru gitti. Ben bazen kendimi evren falan gibi hissediyorum. Evet. Çünkü hani Picasso'ya bakıp ben de bunu yaparım demiş ya. Evet. <gülüyor> şimdi <gülüyor> mesele şu ki... şimdi bakıyorsun... mesela... bir cam ekranı içinde bir kaka görüyorsun onu açıklayan da böyle e, 3-4 paragraflık bir metin Öyle. var. Fikri anlıyorum. Oraya nasıl gelindiğini anlıyorum. 1920'lerde Marcel Duchamp bunu yapınca bunun hani Dua'la son... şey bağlar. Bu adam da heykeltıraş mı? Bu adam da ressam mı? Bunu da söyleyen bizde mi hala söyleyen bir sürü benim tanıdığım ressam arkadaşım var. Duchamp'a Duchamp o ama diyorlar. Duchamp, yeteneksiz, Duchamp kabiliyetsiz. Duşamp düşüncesi. Ya adam bunu göze aldığına göre bir... Zaten onu da son dakikada getiriyor biliyorsun Pissuar oraya. E, klozeti. E, Pissuar. var. var mı? Bir de klozet hikayesi var. Onu oraya getiriyor koyuyor. Çünkü bir, yani hazır mısın getiriyor gel falan diyor. son dakika alıyor getiriyor. E şimdi niye bunu getiriyor adam oraya? Düşün diye. Sana Farklı bir dürtüde imposta bulunuyor değil mi? Ya da mesela sesi, ıı, sesi ne pas un pip. Ha. Bu bir pipo değildir. Bu bir pipo değildir. Ama bir pipo resmi orada. Arada. Şimdi bunlar düşündürüyor. Evet. Bunlar ama 1920'lerde, 30'larda bunu yapınca... ya yani devrim Hı. hakikaten. O yüzden arkasında işte Andy Warhol'lar da evet. falan filan geliyor. Ama 2023'te bir kaka parçasını oraya koyunca... Ben ister istemez, ya yani bu zaten neredeyse 100 yıl önce neredeyse değil, 100 yıl önce yapılmıştı. Evet. Yani belki de kaka değil, pisuar da oradaki evet. ama mantık aynı. Ama oraya geliş prosesi bu işte. Çünkü artık bu bunu yapay bir ulvileştirmek, mucizeleştirmek ve insanı bir mucize yerine koymak, kendini hatta mucize. Ben bir mucizeyim. Neyse ne iş yaptığını söylemiyorsun, ne iş yapıyorsun diye sorulduğun zaman ben bir mucize diyorsun. <laughs> değil mi? Sanatı öyle anlıyorsun çünkü. Halbuki sanat öyle anlaşı Bir mucize değil sanat. Sanat bir emek, bir düşüncenin ürünü. Yaptığın her hangi iş o? Doktor Bernard sanatçı değil mi? Ama bak, Kart ben... yapan. Atatürk sanatçı değil mi? Değil mi? Bence şöyle bir şey var ama yani burada herkeste bir e, e, buradan nem alanması lazım. Evet. Pek çok işte tırnak içinde sanatçı. Kendini böyle sanki yüksek mertebeye çıkartıp böyle havalı havalı evet. işte ben sanatçıyım diyebiliyor. Evet. Yani tevazu, herkes böyle çok mütevazı olmak zorunda değil. Ama yaptığın işin farkında olup işini Tabii. yapmaya çalışmak Tabii. mesele. Ama bunlar böyle bir de klasist başkalarını da aşağılar gibi kafelerde oturup işte biz sanatçıyız gibi takılıyorlar. İşte o, o sanatçılık değil. O Yani çünkü o zaman bir, bir şeyi geliştirmiyorsun. Yeni bir şey yapmıyorsun. Hayata dair görüşün olmuyor. Değil mi? Hayata dair görüşün oluyor dediysem... ...illa herhangi bir politik görüşü te tercih ederek söylemek zorunda değilsin. Senin... ...kendi yaratıcılığından kaynaklanan görüşlerin olmalıdır. Değil mi? Kesinlikle. Ama ben anlamam diye deyip başın içinden çıkamazsın. O zaman sanatçı olamazsın. Sanatçı bütün bunların... ...bileşeni olan bir adamdır. Ve bu yolda yürümek... ...bu... Bu cefaya, eğer bu bir cefa ise ya da bu sorumluluğa katlanmayı gerektirir. Ve disiplini gerektirir. Kararlılığı gerektirir. Ama beynini de öyle kullanmayı gerektirir. Sonra yaptığın iş ne olursa olsun, zaten tiyatro yapıyorsan, tiyatro, ama tiyatro yapıyorum diye bir evde yemek pişiriyorsan, yemeği uyduruktan mı pişireceksin? Eğer o senin kimliğine oturmuş bir yapıysa, o yemek pişirmende de söz konusu olacak. Eşinle çocuğunla ilişkinde de söz konusu olacak. Sokakta yürümende de belli bir konusu olacak. İnsanları gördüğün zaman... ...konuşma biçiminde... ...hatır sormanda da olacak. Yani hepsi bir ben için. sana şimdi... ...kasılman mı gerekiyor? söyledim ama... <laughs> bir onu daha yapsana onu. <laughs> hepimiz yaptık. Yani belli bir dönem vardı. Yani ezberden... ...ezberden bakınca hayata... ...mesela Yeşilçam'da... ...tabii ki çok çok iş yapıldı ama... Birçok oyuncu maalesef... E, ...okul dönemi de yoktu orada. Birçok oyuncu işte... ...fotoğraf yarışması ya da işte... E, Yeşilçam'daki kahvehaneler falan, yani yardımcı oyuncuların toplandığı yerler falan gibiydi. Ve de... ...oyun, yani rolü yorumla, Brecht'in dediği, e, Gestus teorisinde söylediği gibi... ...rolü yorumla dediğin zaman bunu yapacak durumu yoktu. O zaman ne yapıyordu? Yönetmen dedi ki, oynama. Oynamadığın zaman ağlamaklı bir sahnede de... böyle duruyordu. Komik bir sahnede de böyle duruyordu. Ya Tamer ben bu fotoğrafı gerçekten hiç görmemiştim. Annem kim bilir herhalde 80'lerin... başında çekmiş olması lazım. Tabii. 84 falan olsa gerek. Annem baban çok iyi ahbağımızdı biliyorsun zaten. Evet ya. Çok de çok toplantılarımız olurdu gelirdik. Ne kadar güzelmiş evet, yani evet. çünkü ben en çok özlediğim... bizde sürekli... Müzik olurdu... İşte gördüğünüz üzere <laughs> e, şapka ve gözlük merakım o zamandan varmış. Bunu gösterip benim şey yapmam lazım. Rafael, evet. oğlumun ismi. Evet. E, o kadar benziyor ki. Yani bu, Şunun kıta, daha kısa saçlı hali gibi. Seylan gönderdi onu. Bugün seninle buluşacağız. Ya bugün. Evet, çok da sevgilerimi ilet. Ya. Yani Bu herhalde Kıbrıs'taykenmiş değil mi? Kıbrıs evet. Annen Nevra göndermiş o zaman. Kartpostal gibi arkasına da yazmış. Ankara'nın en sevdiğim taraflarından bir tanesi o zamanlarda. Bizim evimiz sizin gibi çok kıymetli, hoş insanlarla evet. dolup taşardı. ve Sen işte, piyano filan çalıyordun biz geldiğimizde. Tabii. Evet, yani her zaman müzik vardı. Her evet. zaman güzel sohbetler evet, vardı. Tabii. Işık bana gelirdi. Ben daha 5-6 yaşlarındayken kendi kafamda oyun yazardım. Çok büyük bir ciddiyetle beni izlerdi evet, ve kritike ederdi. Tabii. Yani ve bana çocuk muamelesi yapmazdı. "Aa ne evet. karşılarım? Çocuk da böyle işte oyuncu olmak istiyormuş falan." değil. Yani tabii. De, çok arıyorum. Evet, tabii. Böyle yani hakikaten önemli dönemler. Bunları her birisini kültür bu onları her birisini yorumlayıp anlamlandırıp bugüne olumlu olumsuz etkileri, yeterli ve yetersiz yanları bu kavramların kültürel olarak erozyon ne demek? Bunun ciddi bir şekilde düşünülmesi. Kültür kelimesinin hayatımızda ne kadar gerekli olduğunu anlaşılması. Ekin demek değil mi Ta kültür? Ekin demek tabii. Sanat kelimesinin de... Sanatı hiç öyle başkalarını dışlayarak değil... Aksine bir bütünsellik içerisinde yorumlamak gerektiğini... Yaşamın kendisinin sanata... Çünkü esas amacın... Yaşamın kendisini sanat haline getirmek olduğunu konuşabilir bir gelişme çizgisine gelmemiz lazım. Biz onun daha henüz çok altındayız. Ya bu sohbet benim için o kadar keyifli oldu ki yani bir, bir nevi izleyenler için de bence ders gibi oldu. Çünkü sanat kavramı bizde ya yani bir kere sadece aşağılayıcı değil bir, ta, bir kesim böyle ünlü diye bir mertebeye çıkartıyor. içi boş bir evet. şey. Bir kesimde sanat deyince sanki uzaylıyla evet, temas evet. halindeymiş gibi. Oysa ki hayatın içinde evet, hayattan nemalanan, beslenen, evet. dolan ve öylelikle de manifest eden kendini bir şey. Evet. Sen de bunun çok güzel bir örneğisin. Evet. Teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Sohbietten. Sen de sanatı evetsin işte. Yani. Evet, evet o, o evet. çok çok önemliydi evet. senin o e, seçimle gelip de değil mi ya, e, devlet evet. tiyatrolarında. Mesela ne bekliyorum. Ne tekrar ben? gelir o. Ne hayal ediyordum? Zorla böyle seçimi yaptırdık. Seçim şey yasada olmamasına rağmen ama ondan sonra kurumsallaşır ve devam eder zannediyordum. Bazıları çıkıp seçim yaptırmamın bile kendi kendim için yaptığımı falan düşünenler çıkıyor, çıkabiliyor arada. Yani Sanata evet dediğin zaman sadece sanki kendine kariyer yapmak istiyor, kendine hava... Kendi Hayır. koltuğunu garanti Fenas. etmek istiyor. Ya bir yaşama biçimi, bir farkındalık yaratmak için söylüyoruz bunları. Paylaşalım, hep birlikte fark edelim ve olması gereken insanlar olalım, bu ülkede olması gereken yere gelsin değil mi? Çok var konu. Daha bir saat daha <laughs> devam ederiz biz öyle ama şimdi bir veda edelim sevgili seyircilere, pardon. Bugün çok sevdiğim ...ve çok da saygı duyduğum Tamer Levent'le sohbet ettik. Aslında çocukluk anılardan başladık ama ister istemez çok koyu bir sanat muhabbetine döndü. Niye döndü? Çünkü doluyuz. Burada bir sanat yapmaya çalışan ya da sanatın e, periferisinde yaşayan insanlar olarak... ...bu kavramın ne kadar boşaldığını ya da bambaşka yerlere çekildiğini görüyoruz... O yüzden de ikimizin bu sohbeti ümit ediyorum sizlere de ilham vermiştir ve neyin ne olduğunu göstermiştir evet. diye ümit ediyorum. Görüşmek üzere.